Tekrardan merhabalar arkadaşlarım. Şu anda masajımı yaptım yüzüme. Videomu da paylaştım. Şimdi sizinle bir çok önemli konuyu konuşmak istiyorum. Öncelikle yüz masajı için ne kullanabilirim? Hangi yağ kullanabilirim? Ya da hangi kremi önerirsiniz diye çok sorular alıyorum. Bugün bu videom özellikle bunun içindir. Şimdi ne kullanıyorum? Eğer yüzünüz kuruysa, cildiniz kuruysa o zaman yağ kullanabilirsiniz. Masaj için yağlar var. Bildiğimiz zeytinyağı kullanabiliriz. Şöyle çörek otu yağı var. Onu kullanabilirsiniz. Ya da kosmetoloji yağlar var. Yani özellikle masaj için yapılan, yüz masaj için yapılan yağlar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Bu cildi kuru olanlar için. Şimdi cildi yağlı için. Evet, ben şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorum, KKTC'de. Ve buradaki havalar çok farklı bizim memlekete göre. Benim normalde cildim memlekette Kırgızistan'da cildim çok kuruydu. Buraya geldim, baktım T bölgesi yani şu alnım, burnum üstü ve burası yağlanmaya başladı. Ve tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların çoğunun cildi yağlı oluyor. O yüzden size öneririm yağlı ciltlere özellikle masaj için yağ kullanmayınız. Hiçbir yağ kullanmayınız. Şöyle bir aloe vera'nın, bu bir reklam değildir. Bu sadece öneridir. Aloe vera'nın smoothing jel yani yüz için jel var. Bu jeli hem kolunuza, hem ellerinize, hem yüzünüze, cildinize kullanabilirsiniz. Jel çok hafiftir, yağsızdır ve yüzünüzde sivilceler oluşturmaz. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da şöyle çok çok güzel bir şey buldum ben. Eczaneden aldım. Yağ içinde su emulsiyonu var. Yani gerçekten mükemmel bir şey. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da o kadar çok yağlı değil. Hakiki yağlar gibi mesela. Ama bu bayağı kaygan yapıyor. Ben Türkçem için çok özür dilerim. Çok iyi Türkçem var diye biliyordum ama şu an konuşamıyorum kameraya. Kusura bakmayın. Neyse yine de anlatmaya çalışıyorum size. Bu yağ içinde su emulsiyonu gerçekten çok güzel bir şeymiş. Ben kendim denedim, kendim yapıyorum ve çok beğendim. Bunu kullanabilirsiniz. Bütün eczanelerde satılıyor bu. Şimdi bu konuyu bitirdik. Ne kullanacağım? Tabii ki de yağ olarak çörek otu yağı, zeytinyağı, nar çiçeği yağı, lavanta yağı. Bu yağların hepsini kullanabilirsiniz ama lütfen yağlı ciltler için yağ kullanmayınız. Çünkü yağ çok ağır geliyor. Zaten cildinizin yağ oranı yüksek olduğu için sivilceler oluşuyor. Cildiniz tepki veriyor ona. Onu kabul etmiyor. Yağı kabul etmiyor. O yüzden yağları sadece kuru cilt olanlar için öneriyorum. Ama yağlı cilt olanlar için ya da kombinli yani burası kuru da şu T bölgesi yağlı olanlar için tabii ki de aloe vera jeli ya da yağ içinde su emulsiyonu kullanıyoruz. Tamam mı? İyi günler o zaman.